14 Mayıs seçimlerinde bir virgül koyduk. Genel başkanımız da, 6 partinin genel başkanı da dedi ki maç 0-0. Bu işin ikinci yarısı var. 28 Mayıs'a kaldı. Anlatmamız, özellikle üzerinde durmamız gereken konular olduğunu, insanlara kendimizi anlatmamız gerektiğini hissettik. Bununla ilgili de sahada birebir ailelere ulaşarak, kanaat önderlerine ulaşarak belli bir programda çalışma üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bize oy vermeyen, bir şekilde bizi tercih etmeyen insanlara verdikleri oya saygı duyarak bunun nedenleriyle birlikte onların aslında düşüncelerinin böyle olmasına rağmen bizim böyle düşünmediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Belli bir kesimin elinde milliyetçilik mezrası var. İşte sen kaç santim milliyetçisin, ben kaç santim milliyetçiliyim. Biz kimsenin elinde bizim milliyetçiliğimizi ölçecek bir alet olduğunu düşünmüyorum. Bu memleketin, bu milletin evlatlarıyız. Bizden Yalova'nın, kendim olarak söyleyeyim, Yalova'nın Kadıköy'ünde doğmuş bir çocuktan terörist çıkmaz. Bunu da Yalovalı yemez. Benim arkadaşlarım, bizim partimizin kuruluşu belli. Partiyi kuran insanların nereden geldikleri belli. Onun için milliyetçilik üzerinde ekseninde sıkıştırılmayı da çok doğru bulmuyorum. Biz şunu söyledik. 85 milyon insanın helal oylarına talibiz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de ocu bucu demeden. Zaten bir parmak sallayan düzen var. Biz aslında en başından beri ona karşıyız. Anlatıyoruz kendimizi. Anlatmamız gerektiği birinci tur oylama sonuçlarından ortaya çıktı zaten. Daha iyi ifade etmemiz gerekiyor. 13. Cumhurbaşkanımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz adayımızın. Adayımız hem liyakatli, hem dürüst, hem kucaklayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da algıya yenilmeden insanlara doğruyu göstermemiz gerektiğini ve onların düşüncelerine saygılı olmamız gerektiğini en başında. Biz milletimizin verdiği her türlü karara saygılıyız. Ama biz işimize bismillah diyerek başlarız. Ve cumhuriyetin ilkeleriyle Atatürk'ün kurduğu kuruluş ilkelerine de sadık kalarak hareket ederiz. Bu anlamda da ne kimse bizim dinimizi, milliyetçiliğimizi ne de herhangi bir nereden geldiğimizi sorgulayacak durumda olmadığını düşünüyorum. Zaten biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Herkesin fikrine saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da halkla irtibata içerisindeyiz. Elbette ki bir takım eksiklerimiz olmuştur. Çıkan sandık sonuçlarını da doğru değerlendirmek gerekir. Kendi açımızdan değerlendiriyoruz. Maçın ikinci yarısı, maç 90 dakika başladı. 28'inde de sonuçlanacak. Sandıklara da aynı şekilde, aynı ciddiyetle yaklaşıyoruz. 6 partinin il başkanları olarak her gün toplanıyoruz. Bir çalışma programı belirliyoruz. Bu program dahilinde de insanlara ulaşmaya çalışıyoruz.